Merhaba arkadaşlar test 21. soru. Canan, Cemil ve Davut isimli 3 arkadaş bir kumbaraya para atmaktadır. Önce Canan 1 lira sonra Cemil 2 lira daha sonra Davut 3 lira ve sırası gelen bir öncekinin attığı paranın 1 lira fazlası para atıyor. En son Cemil para atıyor ve kumbarayı açtıklarında kumbaradan toplam 210 lira para çıkıyor. Buna göre toplam paranın kaç lirasını Davut atmıştır diye soruluyor. Arkadaşlar Canan diyelim. Canan Cemil ve Davut. Bakın Canan 1 lira atıyor. Cemil 2 lira. Davut 3 lira. Sonra Canan ne kadar para atıyor? 4 lira atıyor. Cemil 5 lira. Davut 6 lira. Böyle devam ediyor. En son parayı atan Cemil değil mi arkadaşlar? Cemil'in son attığı paraya ne diyelim? Şimdiki bu, şimdi buradaki paraları toplayacak olursak bakın 1 artı 2 artı 3 artı şöyle devam etsin. En son Cemil n'leri attı. Burada birden n'ye kadar olan gauss toplamı yok mu arkadaşlar? n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 210 sa buradan n çarpı şöyle yukarıya yazayım. Orada biraz sıkıntı olacak. n çarpı n artı 1 n'ye eşit geldi. 420'ye. Ardışık iki sayının çarpımı 420. Hemen şurada 20'yi bir deneyelim arkadaşlar. n yerine 20 yazdım. O zaman içerisi ne oldu? 21 oldu. Yani burada ne yaptı? Çarpımları 420'yi verdi. Demek ki Cemil'in son attığı para neymiş arkadaşlar? 20 liraymış. O zaman Canan 19 lira atar. Bundan bir önce Davut 18 lira atar. Şimdi Davut'un attığı paraları hesaplayacak olursak bakın. 3, 3 artı 6 artı 9 hep 3'ün katlarını atıyor. Devam ettim. En son 18. Burada kaç terim var arkadaşlar? Terim sayısını nasıl hesaplıyorduk? Son terim eksi ilk terim. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 değil mi arkadaşlar? Ne yaptı burası? 15'i 3'e böldüm. 5 1 ekledim. 6 tane terim var. Bir de ortancayı bulalım. Ortanca nedir? 18 artı 3 bölü 2 de bana ortancayı verir. Ortancayla eğer ben terim sayısını çarparsam işte bu toplama hesaplarım. Yani tek tek toplamaktansa bunu yapmak daha kolay. Özellikle bu sayı dizisi uzadığında bu formülleri kullanın arkadaşlar. Sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 3 kaldı. İçerisi 21. 21 ile 3'ü çarptım. Ne yaptı? 63 lira yaptı. Yani E şıkkı doğru cevabım oldu. İkinci soru bir toptancı sattığı bir ürün için aşağıdaki gibi farklı iki kampanya düzenlemiştir. Birinci kampanya 80 adet ve üzeri alışverişte 8 tane bedava, geri kalanlar satış fiyatının 4 bölü 5'ine. İkinci kampanya 100 adet ve üzeri alışverişte alınan tüm ürünler satış fiyatının 3 bölü 4'üne satılacaktır. Bir müşteri bu toptancıdan 120'den fazla ürün aldığında Müşterinin her iki kampanyaya gö göre ödeyeceği ücret birbirine eşit olduğuna göre müşteri kaç adet ürün almıştır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar alınan ürün sayısına A diyelim. A tane ürün alınsın. Bakın birinci kampanyada fiyatın 4 bölü 5'ini hesaplamam lazım. İkinci kampanyada fiyatın 3 bölü 4'ünü hesaplamam lazım. Dolayısıyla şimdi burada satış fiyatına x deyip de başlayabilirim ama kesirli sayılarla uğraşmak istemiyorum. Dolayısıyla 4 ile 5'in neyini aldım? Ekokunu aldım ve satış fiyatına 20x dedim arkadaşlar. Şimdi birinci kampanyada 8 tane bedava verildiğine göre A tane üründen 8 tane ürünü çıkarmam lazım. Ödenen parayı hesaplayacağız. A eksi 8 çarpı ne yapıyormuş? Satış fiyatının 4 bölü 5'ine diyor? O zaman 20x, 20x çarpı 4 bölü 5 dedik. Ne yaptı burası? 16x yaptı. Çarpı 16x diyorum. Eşitmiş arkadaşlar. E, alınan tüm ürünler yani A tane ürün neyle çarpmamız lazım? 20x'in 3 bölü 4'ünü hesaplayıp o ifadeyle çarpmamız lazım. 20x çarpı 3 bölü 4 15 yani ne yaptı 15 x yaptı a çarpı 15 x diyoruz şimdi burada şu 16 x'i dağıtacak olursam 16ax eksi ne yaptı 128 x eşittir 15ax karşıya attığımda 16 a x'ten 15 a x çıktı a çarpı x kaldı 128 x'miş x'ler gitti A ne geldi arkadaşlar? 128 geldi. İşte müşteri 128 tane ürün almış oldu. Çünkü A tane ürün diye başlamıştık. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. Bir otokiralama şirketi kiralanan otomobiller için 15 gün, jipler için 20 gün normal ücret almaktadır. Belirlenen sürelerin aşılması durumunda otomobillerde günlük 20 lira, jiplerde ise günlük 30 lira gecikme cezası uygulanmaktadır. Bu şirketten aynı günde bir otomobil ve bir jip kiralayan iki arkadaş araçları aynı gün iade etmiştir. Otomobil için ödenen ceza miktarı jip için ödenen ceza miktarından 40 lira fazla olduğuna göre araçlardan birisi kaçıncı gün sonunda teslim edilmiştir? Arkadaşlar bakın x gün kiralansın iki araçta Otomobiller için ilk 15 gün ceza ödemiyoruz. Dolayısıyla ceza ödediğimiz gün sayısı x eksi 15 olur değil mi arkadaşlar? Her gün için ne kadar ödüyormuşuz? 20 lira çarpı 20 dedik. Jeep için hesaplayalım. Jeep için de ilk 20 gün ceza ödenmiyor. x eksi 20 çarpı 30 dedim. Birbirine eşitleyeceğiz ama şuraya atlamayalım. Otomobil için ödenen ceza miktarı Jeep için ödenen ceza miktarından 40 lira fazlaymış. O zaman artı 40 dedik sağ tarafa. Dağıtalım arkadaşlar 20 içeriye. 20x eksi 300 eşittir. 30x eksi 600 artı 40. X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa atacak olursak 10x eşittir. Ne geldi? Buradan 260 pardon 560 attım karşı 260 geldi. Her tarafı 10'a böldüm. X ne geldi? 26 geldi. İşte 26 günün sonunda teslim edilmiştir. D şıkkı doğru cevabımız olur. Dördüncü soru. Yukarıdaki tabloda bir kaplıcada bulunan oda tipleri ve o tip odadan kaçer tane olduğu bilgisi verilmiştir. Tam kapasite dolu olan kaplıca ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Kaplıcadaki odalarda doktorlar ve hakimler kalmaktadır. Doktorlar tek kişilik ya da üç kişilik odalarda kalmaktadır. Hakimler tek kişilik ya da iki kişilik odalarda kalmaktadır. Hakimlerin kaldığı toplam oda sayısı 32'dir. Buna göre kaplıca da kalan doktor sayısı hakim sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. Arkadaşlar şuraya hakim diyelim. Şuraya doktor diyelim. Bakın hakimlerin kaldığı toplam oda sayısı 32'ymiş. O zaman Buraya oda sayısı olarak bakın tek kişilik odada kalan hakimlere A dersem o zaman iki kişilik oda kaç tane kalır? 32 eksi A tane iki kişilik oda kalır. Bu oda sayısı arkadaşlar dikkat ediyoruz. Şimdi 20, kişi, 20 tane tek kişilik oda varmış. A tane odada hakimler kalıyorsa 20 eksi A tane odada doktorlar kalır. Dolayısıyla Buradaki A ve 20 eksi A direkt bize kişi sayısını verir. 3 kişilik odada doktorlar kalıyordu sadece. O zaman 90 tane doktor var burada. Şimdi kişi sayılarını hesaplayalım. Hakimlerin sayısı ne? Ol Önce neyi bulalım arkadaşlar? Doktor sayısı hakim sayısından kaç fazladır? Önce doktoru hesaplayalım. 20 eksi A artı 90 kişi doktormuş. Bundan neyi çıkarmamız lazım? Hakimlerin sayısını. Bakın A tane tek kişilik odada var. Burada A tane hakim. 32 eksi A çift kişilik oda sayısı. Dolayısıyla burada kalan hakim sayısı nedir arkadaşlar? 2 ile çarptım. 64 eksi 2 A olmalı. Yani burası ne yaptı? 110 eksi A eksi şurası eksi A artı A oldu. Eksi 64. Eksi a ile artı a birbirini götürdü. 110'dan 64'ü çıkardım. 40, kaldı. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci soru. Bir ayakkabı mağazasında çalışanlar sattıkları ayakkabı için sabit bir prim almaktadır. Bu mağazada çalışan Nermin Hanım bir aylık sürede Tülin Hanım'ın sattığı ayakkabının 4 katı kadar ayakkabı satmış. Ve iki çalışan toplam 360 lira prim almıştır. Şimdi şuraya Nermin diyelim. şuraya Tülin diyelim. Bakın Tülin Hanım'ın sattığı ayakkabı sayısını x dersem Nermin Hanım'a 4x ayakkabı satmış demeliyim. O zaman bunların toplamı 360 değil mi arkadaşlar? Yani daha doğrusu aldıkları primi ayakkabı miktarı üstüne hesaplayacak olursak 5x tane ayakkabıdan 360 lira prim almışlar. O zaman 2 tane ayakkabıdan her tarafı 5'e böldük. 72 lira prim alırlar. Dolayısıyla Tülin Hanım'ın aldığı prim miktarı 72. Nermin Hanım'ın aldığı prim miktarı 288 olmalı. Devam ediyoruz. Tülin Hanım aynı ay içinde 12 ayakkabı daha satmış olsaydı Nermin Hanım'la aynı miktarda prim alacaktı. O zaman arkadaşlar bakın 12 ayakkabı için ee, Tülin Hanım'ın parası aldığı prim miktarı, Nermin Hanım'ın aldığı prim miktarına eşit oluyorsa 288'den 72'yi çıkardığımda 12 ayakkabı için 216 lira ne ödeniyor? Prim ödeniyor. Dolayısıyla bir ayakkabı için ne kadar ödenir? Bir ayakkabı için 216 bölü 12 lira prim ödenir. Bu ne yapar arkadaşlar? 18 lira yapar. Zaten soruda bize neyi soruyor ona bakalım. Buna göre mağaza çalışanlarına sattıkları ayakkabı başına kaç lira prim verilmektedir? 18 lira prim verilmektedir. C şıkkı doğru cevabımız olur. Altıncı soru. Bir çiçekçi lale ve güller kullanarak iki tip buket hazırlamaktadır. Birinci tip bukette güllerin sayısı lalelerin sayısının 3 katıdır. Şimdi arkadaşlar şuraya gül yazalım. Ve lale diyelim. Birinci buket. ikinci buket. Şimdi birinci bukette güllerin sayısı lalelerin sayısının 3 katıdır. Yani güller 3 x ise laleler x tane olmalı. İkinci tip bukette lalelerin sayısı güllerin sayısının 2 katıdır. Yani y tane gül varsa 2 y tane lale vardır. Toplamda 66 çiçek kullanılarak hazırlanan Birinci tip ve ikinci tip birer bukette birinci tip buketteki lalelerin sayısı ikinci tip buketteki lalelerin sayısına eşit olduğuna göre birinci tip bukette toplam kaç tane çiçek kullanılmıştır? Arkadaşlar bakın toplam sayı neye eşitmiş? 66'ya. O zaman 4x 4x artı 3y toplam çiçek sayısı 66'ya eşitmiş. Aynı zamanda ne diyor? Şuradan çekecek olursak bakın Lalelerin sayısı eşit diyordu. O zaman x eşittir. Ne olmalı? 2 y olmalı. O zaman x gördüğüm yere ben 2 y yazarsam burası ne yaptı? 8 y 3 y daha 11 y eşittir. 66 oldu. y buradan ne geldi? 6 geldi. Eğer y 6 ise x kaçtır? Bunun 2 katı 12'dir. Bize neyi soruyordu? Birinci tip bukette toplam kaç çiçek kullanılmıştır? Birinci tip bukette 4x adet çiçek vardı. O zaman 4 çarpı 12'den 48 tane çiçek kullanılmıştır. C şıkkı doğru cevabımız olur. 7. soru. Tramvay hattına paralel bir yolda aracıyla sabit hızla hareket eden Beyza, karşısında gelen tramvayların 3 dakikada bir, arkasından gelen tramvayların ise 9 dakikada bir yanından geçtiğini fark etmiştir. Tramvaylar güzergahları boyunca sabit hızla hareket etmekte olup ilk ve son duraktan eşit zaman aralıklarıyla karşılıklı seferlere başladığına göre bu hatta kaç dakika arayla tramvaylar hareket etmektedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yol modelleyelim. Bakın şimdi Beyza buradan VA hızıyla gitsin. Tramvay da karşıdan ve T hızıyla gelsin. Aradaki yola da ne diyelim? X diyelim arkadaşlar. O zaman X eşittir. VA artı artı VT çarpı karşısından gelirken kaç dakikada bir de? 3 dakikada bir de. O zaman 3 olmalı değil mi? Şimdi Beyza buradan ileriye doğru gitsin. Yine VA hızıyla. Tramvay da peşinden VT hızıyla gelsin. Aralarındaki mesafe Yine x'tir. Burada nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? x eşittir. vt eksi va çarpı 9 olmalı. O zaman şu iki ifadeyi birbirine eşitleyelim. Bakın 3va artı 3vt eşittir. 9vt eksi 9va olmalı. Şimdi şu eksi 9 VA'yı bu tarafa attım. 12 VA artı 3 VT'yi karşıya attım. Ne yaptı? 6 VT. Yani 2 VA eşittir. VT ise tramvayın hızına 2 V. Beyza'nın hızına V diyebilirim değil mi arkadaşlar? Şimdi şurada yerine yazalım. Bakın X neye eşit geldi? X 3V artı 3 çarpı 2V yani 9V'ye eşit geldi. Peki tramvayın hızı neydi arkadaşlar? Tramvayın hızı 2V idi. Bakın bu 9V diye bulduğum ne? Yol. Yani X değil mi arkadaşlar? O zaman 9V eşittir 2V çarpı tramvay da T sürede gelsin. O zaman şu V'ler gitti. Bakın T neye eşit geldi? 9 bölü 2'den 4,5'a eşit geldi. O zaman bu hatta tramvaylar 4,5 dakika arayla hareket ediyormuş. C şıkkı doğru cevabımız olur. 8. soru. Bir kavanozda her türden 50'den fazla olmak üzere ambalajları aynı büyüklükte olan 20 farklı tür şeker vardır. Bu kavanozdan bir türden en fazla 15 tane şeker almış olmayı garantilemek için en az kaç şeker alınmalıdır diye soruluyor. Şimdi şuraya birinci tür dedim. İkinci tür. Üçüncü tür. En son şuraya da 20. tür dedim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu kavanozdan bir türden en fazla 15 tane şeker almış olmayı garantilemek için. Şimdi garantileme sorularında şöyle düşünmemiz lazım. Bakın birinci türden 14 tane aldım. İkinci türden 14. Üçüncü türden 14. Yani bütün türlerden 14'er tane şeker alırsam. 20 çarpı 14'ten 280 tane şeker almış olurum. Şimdi alacağım bir şeker daha diyelim ki buradan aldım. ikinci türden aldım. İkinci türden toplam kaç şeker almış oldum? 15 şeker almış oldum. O zaman buna bir tane daha eklersem yani 281 adet şeker için bir türden en fazla 15 tane şeker almış olmayı garantilemiş oldun. Dolayısıyla cevabım ne oldu? 281 oldu. D şıkkı. Dokuzuncu soru. Suna her sayfasında eşit sayıda soru bulunan bir değerlendirme anketindeki tüm soruları Birinci sayfadan başlayarak sırasıyla cevaplamıştır. Suna 3. sayfada 5 soru cevapladığında anketteki soruların 1 bölü Şimdi arkadaşlar her sayfada x soru olsun. 3. sayfaya gelene kadar ilk 2 sayfadaki bütün soruları cevaplamış. Yani 2x artı 3. sayfadan da 5 soru cevapladığında toplam 2x artı 5 soru cevaplar. Bu da anketteki soru sayıların 1 bölü eşitmiş. Devam edelim. 5. sayfadaki 5. sayfada 5 soru cevapladığında ise tüm soruların 9 bölü 40'ını cevaplamış olmaktadır. O zaman ne diyelim? İlk 4 sayfadaki bütün soruları cevaplasın. 5. sayfadan da 5 soru cevaplarsa eğer anketteki soruların 9 bölü 40'ını cevaplamış olur. Şimdi soru ne soruyor? Buna göre suna kaç soruluk bir değerlendirme anketine katılmıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada anketteki soru sayısını hesaplayacak olursak 8 çarpı 2x artı 5 anketteki tüm soruların sayısı. Aynı şekilde 40 bölü 9 çarpı 4x artı 5 de anketteki tüm soruların sayısı olur. 40 ile 8'i sadeleştirdim 5 kaldı. Şu 9'u karşıya çarpan olarak atalım. 18x artı 45 eşittir. 5'i dağıttım içeriye. 20x artı 25. 18x'i karşıya atıyorum. 2x kaldı. 25'i bu tarafa attım. 20 kaldı. X buradan ne geldi? 10 geldi arkadaşlar. Anketteki soru sayım neydi? 8 çarpı 2x artı 5'ti. Bakın burası 25 yaptı. 25'i de 8 ile çarparsam elimde 200 soruluk bir anket varmış. D doğru cevabımız olur.